7'nin listening idi. Bir dəqiqə vaxtınız var. Oxuyun, sonra səsləndirin. Səsləndirim uşaqlar. Elə çətin deyil bu. Başladıram. Səs eşitdiniz indi? Bəli. Okey, başladı. Hello, can I help? Yes, my wife sent me here. I need something for a sore throat and can't stop coughing. Really hurts. Do you have a headache too? Not really, no. Well, we have this syrup and these lozenges. Which is better? They're both good. The syrup is more expensive. Oh, well. I'll take the lozenges then. How many do I take? Just one. Sorry. I'm sorry. How often should I take it? Just one every 4 to 6 hours. Take it before meal times. Are you allergic to any medicine? No. Then you'll be fine with this. Can I get some antibiotics too? I'm afraid you need a prescription for that. Oh. You know, you should really see a doctor if that cough continues. Thanks. I know. Anything else? No, thanks. That'll be £7.49 then, please.
Hello, can I help? Yes, my wife sent me here. I need something for a sore throat and can't stop coughing. Really hurts. Do you have a headache too? Not really, no. Well, we have this syrup and these lozenges. Which is better? They're both good. The syrup is more expensive. Oh, well. I'll take the lozenges then. How many do I take? Just one. I'm sorry. How often should I take it? Just one every 4 to 6 hours. Take it before mealtimes. Are you allergic to any medicine? No. Then you'll be fine with this. Can I get some antibiotics too? I'm afraid you need a prescription for that. Oh. You know, you should really see a doctor if that cough continues. Thanks. I know. Anything else? No, thanks. That'll be £7.49 then, please. Yazdınız uşaqlar. Yani. Hamı yazdısa yoxu ya? Cavab vermədiniz. Ona görə Yoxlayaq. Deməli bizim keçən dəfə 3-6'nın üstü 5'i yoxladı. Hansısa üstüden yarımçıq qalan olmuşdu deyəsən, ha? Çatdırmamışdı hansınızsa. Sonuncunu. Üstü 6'nın dinləməsinə qulaq asmışdıq. Weather. Hava ilə bağlı dinləməkdim. Okey, mən üstü 6'ya ümumiyyətlə heç baxmadım. Yazmışsınız. Yanınızdadır cavablar. Bəli. Baxar oğundu onu dinlədi. Saat neçədir? 9'du. Onun dinləməsi ya da uzundur. Üst 6 ilə bəlkə gələn dəfə bu üstü 7 ilə üstü 8 mütləq bunu ama qutaraq. Yaxşı cavablar deyirəm yoxlayın. 1B, 2A, 3B, 4D, 5D. Aha. Hamısı düz olan var? Məndə çıxmadı şey. Məndə də hamısı düz oldu mənim. Bəs Günel də? Günel hiç danışmır. Ders boyu. Ben de bir tane beşinci de oldu Sef. Ne yazmıştın? Sadece anı götürmüştüm. Customer will take the syrup. Syrup'u götürmür. Bir de onu... Sualı ümumiyyətli. Yox, deyir ki, sualın məğzini başa düşməmişsən. It's clear from the passage. Yani bir sən burada düzgün variantı seçəcəksən. Elə bir correct variant kimi də. Aydındır. Bir dəqiqə. Amma orada yeməkdən qabağı demir axı. Yemək ərzində idi səhv etmirəmsə. Nəsə belə bir söz də keçirdi. Yox, before meal times dedi. Mən ekrana şey vermək istəyirəm. Skriptini. The syrup əslində hə, sən yazdığın cavabda customer will take the syrup. Syrup o götürəcək amma əksinə burada görsən qeyd edir ki the syrup is more expensive. Syrup daha bahalıdır. Və customer, müştəri nə deyir? I will take the lozenges. Həbləri götürəcək. Ona görə səhvdir sən dediyin. Və görsən deyir, take it before meal times. Yeməkdən əvvəl deyir at. Aydın.
Okey. Göstermişim. Tamam. İndi üstü yedini tam değerim yoxlayın. Ya da belirleyip belki. İkinci dinlemeye de bakalım, kulağı asaq. Sonra üstü yedi. İzahına kulağı asaq. Uşaqlar birinci üstü 8'in dinlemesine kulağı asaq. Sonra izahlara bakalım sizce. Çünkü şey olmasın diye. Bir de yarım çıx, yarım çıx. Gəlin üstü 8'in de dinlemesini eləyək. Sonra keçək metinlerin izahlarına. O da deyilsin daha, o da rahatdır. Çok da çetin değil. Aha, oxuyaq. Üstü 8'in dinləməsi. Mənimə 5 yaxşı görünmür, biraz. Yaxşı görünmür. 5 budur. Yəni sadəcə. 5 budur da where would Rose want to go? Hara Ay, tamam. sadece burada sualı cevabdır. Asan bir sualdır aslında. Hara getmek isterdi? Bak sualı dikkat edin. Hara getmek isterdi? Gidecek yok. İsterdi. I'd love to go abroad on holiday next spring. What do you think? I'm not sure. When were you thinking? In April? Maybe. We have 2 days off work for our national holiday. We could take off another 3 days and go for a week. We could even go for two. No, not two. If I take all my holiday in April, I won't be able to take a holiday in the summer. Okay, one then. Where would you like to go? Well, I looked at flights. There aren't any flights to Greece until May, unfortunately. I'd like to go there, but we can fly to Spain quite cheaply. That would in a hotel? I'm not sure. I don't really like staying in hotels, but we could hire a cottage. I don't mind either. Is a cottage cheaper than a hotel? It's about the same, but I prefer staying in cottages. It's more peaceful, and we can cook for ourselves. Okay, well, that's fine by me. The problem is transport. You can get to the hotels easily from the airport. They're all in the town centre and the buses go there all the time. But the cottages are further away. We'd need to hire. Doing that?
Why don't you pick out a few cottages and we'll choose one? I've done that already. I'll show you on the computer. There's this one. It's actually an apartment. It's inside an old palace in this beautiful historic village in the mountains. Isn't it beautiful? It's quite expensive, though, and it has three bedrooms. We don't need that many. I suppose not. Okay, what about this one? It's up in the hills, very quiet and peaceful. It has a lovely view. Look, and it's not too expensive. That looks nice. It's quite far from the town, but I don't mind that. Nor me. Or there's this one. It's a townhouse. It's big and looks lovely inside. Does it have a garden? No, and it might be noisy because it's so central. I think I prefer that other one. Me too. Shall I write and find out if it's free? Yes, do. If it is, we'll book the flights. So, how was your trip? Uşaqlar səs necə gəlirdi? Biraz qırılırdı müəllim. Qırılırdı. Yo, ona görə yoxa qulaq deşən səs var. Mən internetdə səsləndirirdim. Öz endirilmə dinləməsi biraz qulaq deşəndir. Yəni tapacağım bunu buradan səsləndirəcəm. Siz baxın. Daha yaxşı ses. I'd love to go abroad on holiday. Görürsünüz de ses daha təmizdir burada. Bir de nəzər yetirin, yeniden seslendirin. Başladıram. Next spring, what do you think? Holiday next spring, what do you think? What do you think? Brought on holiday next spring, what do you think? I'm not sure. When were you thinking? In April? Maybe. We have 2 days. I think I prefer that other one. Me too. Shall I? Uşaqlar, üzr istəyirəm. Əlim dəydi riski şey dinləmək etdi ən axıra. Bir də verirəm başdan. Niyə belə verirəm? Başlattım. I'd love to go abroad on holiday next spring. What do you think? I'm not sure. When were you thinking? In April? Maybe. We have 2 days off work for our national holiday. We could for a week. We could even go for two. No, not two. If I take all my holiday in April, I won't be able to take a holiday in the summer. Okay, one then. Where would you like to go? Well, I looked at flights. There aren't any flights to Greece until May, unfortunately. I'd like to go there, but we can fly to Spain quite cheaply. That would be nice. Where would we stay? In a hotel? I'm not sure. I don't really like staying in hotels, but we could hire a cottage. I don't mind either. Is a cottage cheaper than a hotel? It's about the same, but I prefer staying in cottages. It's more peaceful, and we can cook for ourselves. Okay. Well, that's fine by me. The problem is transport. You can get to the hotels easily from the airport. They're all in the town centre and the buses go there all the time. But the cottages are further away. We'd need to hire a car. That's fine. I don't mind doing that. Why don't you pick out a few cottages and we'll choose one?
I've done that already. I'll show you on the computer. There's this one. It's actually an apartment. It's inside an old palace in this beautiful historic village in the mountains. Isn't it beautiful? It's quite expensive, though, and it has three bedrooms. We don't need that many. I suppose not. Okay, what about this one? It's up in the hills, very quiet and peaceful. It has a lovely view. Look, and it's not too expensive. That looks nice. It's quite far from the town, but I don't mind that. Nor me. Oh, there's this one. It's a townhouse. It's big and looks lovely inside. Does it have a garden? No, and it might be noisy because it's so central. I think I prefer that other one. Me too. Shall I write and find out if it's free? Yes, do. If it is, we'll book the flights. I'd love to go abroad on holiday next spring. What do you think? I'm not sure. When were you thinking? In April? Maybe. We have 2 days off work for our national holiday. Tekrar başlayırdı, sakladım. Ha. Yəqin ki qurtarmayan var. Baxın bir dəqiqə, yoxlayaq. Girdiniz. Bəli, Mərmə. Keçək onda. Doğru cavabları. 1S, 2B, 3S, 4Y, 5D. Hamısını düz yazan oldu. Ben de siz oldu. Yani. Bilmem. Şu hamı da Allah düz. Sual olan yoktu dinlemede. Onda 308 açmışken öyle 308'in metin yani testinden başlayalım. Sonra 307'ye kaydaq. Doğru cevaplarını da deyirəm yoxlayın. 6 nokta üstü demeli neye yoxluyuruq? 308'im. 6.1A 6.2A 6.3B 4B 7S, 8B, 9D, 10, 1, 2, 3, 11.1, B, 2B, 3A, 4B, 12S, 13S, 14B, 15, 2, 4, 2, 4, 16 Y, 17 A, 18 S, 19 Y, 20 D, 21 S, 22 S, 23 2 4, 24 4 3 2 5 1, 25'te ise B S Y. Okey, başlayalım birinci metinden. Teenagers. 11. sualı yoxlaya bilmədim hemen. Neyi? 11'de değerli. 11. sualı. 11'i başta Yoxlaya 11.1B 2B 3A 4B. Sonrasını da diyeyim yoksa geçeyim. bilmədim. 20. B'ydi. Ekranda görürsen şey inareya. İnareya ekranda görürsen. Ben gördüm. Gördüm. Yoklamadığın cevap kaldı. Ya, kıyam, kıyam kadın. Tamam. Demek ki birinci metniniz teenagers hakkındadır. Ne demekti teenager? Gençler, yeni yetmeler. Bəli. And it's close meaning, do you know? Yaxın mənalılarını bilen var mı? Teenagers. Başka necə deyə bilərik?
Youngsters. Youngsters olabilir ama en böyle yakın manası adolescent sözü var. Bakın. Adolescents, teenagers. Neye göre deyirəm? Çünkü bilirsiniz de bu true false'da düzgünü seç, səhvi seç deyəndə sinonimlerini əvəz edirlər. Teenagers ola bilər, adolescents'ın əvəz edilsin. Ama adults'ın əvəz etsin. Mesela adult ne demekti? Adult. Büyükler, yetkinler. Grown-ups ola bilər. Grown-ups and adults are yetkin insanlar, bəli. Gənc yox, yetkin, artıq yəni 35 pluslar. Yaxşı, indi burada sualınız var mı birinci mətndə? Kimin sualı var? Mən de 6,4. Teenagers like, bu çox asandı. Bak, cümləni oxudu. Like, their life shaped. Bu cümlə olduğu kimi var. Burada deyir hoşluyorlar ama there's a dislike the way their life is shaped. Dislike deyir burada ama orada like deyir. Deməli səhvdir. Like hoşlamaq deyil, dislike hoşlamamaqdır. Aydındır? Həyatların forması. Ben diketsiz yetmişim ben de. Okay. Sonra burada ne Şimdi demek? Indifferent sözünü bilen var mı? Indifferent. Indifferent to neglect people. Who neglects people or somebody or something? Ignores somebody or something. bicane olmak, bicane bile. Biyane sifətdir, bəli. Laqeyd insan. Ama laqeyd olmaq, biyane olmaq, məhəl qoymamaq, o hansı ifadələrdir? Bak, mən de dedim incə. Fail kimi desək. İşlətdim axı, neglect, ignore, disregard. Keçmiş, ki bunlar özü keçmişdik. Negative words da var idi. Negative words, positive words öyrənmişsiniz. Yaxşı, neçəyə baxaq? 20. Yox, o dinar 20'ye kadar. Hələ ikinci mətində var. Birinci mətində sual olan var başqa? 9'a var. 9. Abuse. Abuse aslında kim mənası var? Bilen var. İnar bilirsen abuse ne demektim? Suistifade Bəli. Suistimal edemem. etmek. Abuse'm da taciz etmek mənası da var. Bizde bilirsiniz taciz etmek. Kim mənası var? Ve Məsələn üçün, abuse, alkohol, alkoldan artıq dərəcədə istifadə eləmək. bəli. Make bad or wrong use of something. Nedense pis veya səhv bir yolla istifadə etmek yani. Bu demekti. Mesela siz ne yazmıştınız? Kim yazmıştı bunu size? Bunu kim sef yazmıştı? Kim Ne söylüyordu? yazmıştım? Demeli seni götürmüştüm ama Fight kirli against oldu. somebody or something. Fight ne demekti Günel? Dövüşme. Aysal. Dövüş Dövüşme. mübarizə aparmak. Kiməsə qarşı mübarizə aparmak demekti bu. Burada effort deyir. Make effort. Ne demekti effort? Attempt. Try. Yani Təsir etmek. no. Cəhd göstermek. Efort təsir. Göstermek. Cəhd. Worried ise make Narahatlıktır. worried Narahatlıktır. narahat etmek kimse. Yaxşı, başkan. Overcome ne demekti uşaqlar? Keçmişik overcome sözünü de məncə lügatda var idi. I overcame all. Öhdəsindən gəlmək. Bəli, öhdəsinə gəlmək. Sinonimləri nə idi overcome-ın? Keçim Accomplish. cope with, bəli, cope with bir də manage. Managi yazınsız, manage. Və bir də şey, pul cəhətdən ödəyə bilmək, öhdəsindən gəldim bu hesabın. O nə demək idi bəs? Onu da keçmişik. Necə? Pul. Mesela diyelim bu hesabı ödeyebildim. Bunun ötesine geldim. Pul cihetten ötesine gelmeyi. Afford. Aha. Afford. Onu sor. Sözleri her defa metinlerde rastlaşanda böyle soruşacağım. Bəs uşaqla obi ne demekti? Obey.
Obedience. İtaat edemez. Böyle disobedience. Don't Ne? action. İtaat edememek. Saatsizliği. Aha. Burada drive sözü var. Bu drive bilirim. Bilirsiniz ki sürmekti. Ama burada drive their parents to despair. Drive ne kimi gelir sizce burada? Vaadar etmek. I saw. Kimi? Drive hemçinin make'i de vezedebilen bir fiildi. Yani sürüklüyor onları despair, ümitsizliğe sürüklüyor. Ümitsizliğe vadar eder. Vadar etmek, sürüklemek anlamı da var. Okey, burada birinci metinde başka kaldı mı sual olan? İkinci metinde sual olan? Kimin ikinci metinde sualı var? 20'ydi Bilmem, inari sende. 20 ama metin alakalı değildi. Günel yoktu ikinci metinde sualın. Hamısı doğrudu Seydem. Hayır, ben de hamsterci. Hamısı üstü lapayalı. Onda bir iki tane sual vereyim. Ne demek admire? Admire. I admire her beauty. Değil. Heyran olmak. Adör. Adore. Admire. Vurgun olmak. Şeydi, 2022'nin kabulünde böyle bir sizdeki sual leksikti. Söz ihtiyatına dayalıdı. Böyle match, sözleri birbirine match eləmək iyiydi suallardan biri. En sonuncu sualıydı. Yani yaxın mənalı da, close meaning. Bunları birbirlerine match eləməliydi. Orada da şey düşmüşdü. Adore, digər tərəfdə cherish. Cherish sözünü bilirsiniz. Cherish. Tamam, bilirim. Yani düşmüştü qəbul ha. Orada cherish'in. Cherish belə çok belə istifadə aslında olunmayıb. Uşaqların çok az rast geldiği bir sözüydü. Ama təxmini belə digərlərini uzlaşdırıb təxmini tapmışlar. Yani bir adamda əzizləmək kimi də gedir aslında cherish. O mənası da var. Ama Adorno sinonim kimi gedir de. Yani rast gəlsəz qəbul. O qəbul suallarında çünki leksik suallar, qrammatik suallar təkrar düşür. Təkrar düşür. Əvvəllər mətnlər də təkrar düşürdü. Ama indi biraz az ehtimaldı. Ama düşe bilər yine de. Yaxşı, bəs exist ne demekdir? Mevcut olmak. Vücud olmak. Consider. Consider. I consider. Suppose. Consider. Varsaymak, düşünmek, Bəli, zənn et. nezere almak. Hesap etmek. Nezara almak. Ay sağ ol. Originate. Originate. Menşeldi böyle bir Ha, şey. Menşeldi. bəli, mənşə olarak daima yaranmak kimi. Originate sırf yaranmak. Mənşə olarak yaranmak. Spread ise Yayılmak. yaymak. White spread ne kimi gider? Sifat kimi de white spread. Geniş yayılmış. Geniş yayılmış, bəli. Okey. 2 dakika 34 saniye. 20. suala baxaq. 20. sualda ne deyir? Incorrect. Sual cümleleriyle bağlı bir. Ama bunun izahını deməli, who don't want to stand? Birinci sual səhvdir niyə görə? Əgər who, what sual cümləsində who və what sual əvəziklərindən sonra birbaşa xəbər gəlirsə, deməli who, what orada mübtədadır. Və bu zaman o xəbər təkdə olmalıdır. Yəni who don't yox, who doesn't want to stand in the corner. Sadəcə səhv odur ki, xəbər təkdə olmalıdır. Niyə? Çünki who orada mübtədadır. Mübtədadırsa da xəbər tək olur. İkide səhv nədir? Virgülle ayrılan sual cümleleri keçen dəfə de bence buna sual vardı. Ayrıcı suallardı. Tag questions. Bu halda bir tərəf təsdiqdirsə, digər tərəf inkar. Yaxud da inkarsa digər tərəf təsdiq olur. Yəni bir-birinə təzad olmalıdır. Ama burada təzad yoxdur. Çünki hardly ne yaradır? Negativlik. Burada negatifdir, burada negatifdir. Hardly varsa burada can she olmalıydı. Ona göre iki de səhvdir. Beşte isə səhvdir çünki have keçən dəfə de dedik ki have has həm əsas fiildir həm də köməkçi fiildir. Əgər have has-dan sonra isim ya da əvəzlik işlənərsə o zaman əsas fiil hesab olunur. Və bu zaman sual inkarını do does-la yaradırıq. Yəni burada yemək anlamındadır da has breakfast səhər yemək yer. Onda has-i nə ilə veririk sualını? Does-la veririk. Doesn't she? Ona görə səhvdir. Üç yəqin ki müəmmalı. Dört demelim. Orada did olmalı değildi.
olmalı deyildi. Çünki o vaxtdan sonra birbaşa xəbər gəlirsə mübtədadır və mübtədaya sual verəndə do does did araya girə bilməz. Və dərs bitir şey yoxsa 10 dəqiqə sonra atacağım. 5 saniyə atıram link bitirməliyəm dərsi.